Nide imzayı itip tüylü emelle nefesi. Kalmadı zerre kadar dilde bu dünya hevesi. Istırabı koy gel, ey morgu revan sabreyle. Eskiyüp işte harabe, varıyor ten kafesi. Karban-ı rehi iklimi, Adem menzilinin, dokunur oldu dila sevmime, bangı ceresi. Şehzadem, altınlar getirdiniz inşallah. Defaatle sayıldı. Şaha bizzat sen teslim edeceksin. Emredersiniz şehzadem. Mustafa Paşa, Allah'ın izniyle ve senin gayretinle yolun sonuna geldik. Zaferim de emeğin büyük. Ne mutlu bana şehzadem. Ben bu yüce devletin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ettim. Kızlar, şehzade geliyor. Şehzade Beyazıt geliyor. Şehzadem, nerede kaldın? Çok merak ettim. Oğlu. Bizi götürecekler mi? Hep burada mı kalacağız? Gelecekler elbet aslanım. Bu bir imtihan. Hepimiz için. Ve biz bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Neden bu kadar sürdü? Kolay değil biliyorum. Güçlü olmazsak başaramayız. Hem siz Hazreti Nuh'un hikayesini bilmez misiniz? Anlatın babacığım. Çok eski vakitlerin birinde cihan şimdi olduğu gibi kan, zulüm, ahlaksızlık ve haksızlıklara boğulmuş. Allah'ın imanından ve emirlerinden çıkmış. Hazreti Nuh herkese doğru yolu gösterse de kimse onu dinlememiş. Yalancılıkla suçlamış. Bunun üzerine Allah-u Teala insanlığa son vereceğini söylemiş. Bir istisnası varmış elbet. Hazreti Nuh'a bir gemi inşa etmesine, bir dişi bir erkek olmak üzere cümle mahlukattan bir çift alarak karısı, oğulları ve inananlarla birlikte binmesini emretmiş. Hazreti Nuh Allah'ın emrini yerine getirmiş ve muazzam bir gemi inşa etmiş.
binbir çeşit mahlukatla ve ailesiyle birlikte gemiye binmiş. Derken sonsuz, hiç dinmeyecekmiş gibi bir yağmur başlamış. Gök yarılmış, yağmurlar düşmüş. Yer çatlamış, sular fışkırmış. Sular seller almış her yeri. Deryalar öyle kabarmış ki yeryüzündeki en yüce dağlar bile sular altında kalmış. Cümle mahlukat sulara kapılmış ve telef olmuş. Kimsiniz siz? Şehzadem, ben Hüsrev Paşa'nın çavuşbaşı Ali Ağa. Sizi götürmeye geldim. Payitahta dönüyoruz. Oğullarım, aslanlarım benim. Canımın parçaları. Size söylemiştim. Karanlık günler bitecek. Payitahta döneceğiz demiştim. İşte o gün geldi. Şehzadem, bir an evvel çıkmamız lazım. Babacığım, payitahta varırsak hünkârımız sizi affedecek mi? Misafirsin bu hanede ey gönül. Umduğunla değil, bulduğunla gül demiş Rumi Hazretleri. Hane sahibi ne derse o olur. Ne kimseye sitem eyle, ne de üzül. Şehzadem. Sizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. Doğduğum günden bu yana abilerimin gölgesinde kaldığımdan mütevellit. Kendimi hep göstermeye çalıştım. Lakin hep elime yüzüme bulaştırıyorum. Abilerinin gölgesinde kaldığını mı düşünüyorsun? İlk göz ağrınız Mustafa abimdi. Cesur, akıllı. Sonra abim Mehmet. Sizin kıymetlinizdi. Öyle ki mezarının üstüne taht koydurdunuz. Ve Selim abi. Manisa sancağına layık gördünüz onu da. Abilerin gibi sen de benim bir parçamsın Bayezid. Hatta öyle ki senin şu saman alevi gibi parlayan öfken olmasa İçlerinde bana en çok benzeyen de sensin. Hüdayun abi değilsin. Senin toprağını hazırlayan, tohumunu eken, suyunu veren ben. Nasıl ki bir baba olarak senin başarılarında gurur duyuyorsam,
Yaptığın hataların da mesuliyetini almam gerekir üzerime. Demek ki ben sana bir şeyleri yanlış ya da eksik öğretmişim. Söylememişim. Canımdan bir parça olduğunu hissettirememişim. Bağışla baba. Gel. Şahım. Hüsrev Paşa geldiler. İçeri al Mervan. Şah Hazretleri. Payitahttan beklediğim cevap geldi. Sultan Süleyman isteklerinizi zinhar kabul etmiyor. Şehzade Bayezid'i derhal bana teslim etmek mecburiyetindesiniz. Israrcı davranırsanız büyük bir savaşın müsebbibi olacaksınız. Şehzade Bayezid'i size teslim etmem. Edemem. Zira bu mümkün değil. Şehzadelerim. Süre Paşa ile burada mı buluşacağız? İşin arkasında ikinizin olduğunu bilmeliydim. Herkes hak ettiği hayatı yaşar şehzadem. Sizin hak ettiğiniz de bu işte. İsmim küfür olsun baba. Ahirette iki elim yakamda olacak. Seni bu halde tanımakta zorlandım Bayezid.
Bir nebze haysiyetin olsaydı yüzüme bakmaya utanırdım. Hata ettim Bayezid. Beni o gün orada öldürmeliydin. Sana söylemiştim. Sen de Mustafa abim gibi, Cihangir gibi zayıfsın. Bense güçlüyüm. Gördüğün gibi ayakta kalan ben oldum. Madem arzun bu, madem kardeşini öldürmek istiyorsun, durma öldür hadi. Lakin sen bu değilsin Bayezid. Sen kardeşine kıyamazsın. Sen de Mustafa abime benziyorsun. Cengiz'e benziyorsun. Tıpkı onlar gibi merhametlisin. Bu senin fıtratında var. Son olsun Selim. Son. Eğer bir daha karşıma çıkarsan kılıcımı kalbinin tam ortasına saplarım. Bilmiş ol. Ne bekliyorsun Selim? Senin gibi af dileyecek, ağlayacak, canım için yalvaracak mıyım? Beklediğim bu mu? Hadi al canımı da bitsin bu iş. Ben evlatlarımın istikbali için her şeyi yapmaya razıyım. Yaptım da. Peki sen Bayezid? Sen yapabilir misin? Evlatlarının istikbali için bana yalvarabilir misin? Ayaklarıma kapanabilir misin? Şehzadem. Eğer yaparsan seni Hüsrev Paşa'ya teslim ederim. Oğullarınla birlikte payitahta gidersin. Tebaasının dirliği ve sadakati söz konusu olduğunda zalimlikle suçlanmaktan hiç korkmamalıdır. Çünkü ibret verici bir cezayı tercih edenler aşırı merhametleriyle cinayetlerin ve yağmaların izleyeceği kargaşaların çıkmasına olanak tanıyanlardan daha merhametlidir. Baba. Zira bu kargaşalar bütün bir cemaate zarar getirir. Oysa hükümdardan gelen icraat tek bir kişiye zarar verir. Baba. 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 Ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadı. Dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Eşim
dostumla buluşamadım. Artık ölüm bir zamanda. Araç olan der ki konu geçerken. Geçer şerbetini tasta içerken. Senden kaçarken artık ölüm bir zamanda yine buldun beni senden kaçarken artık ölüm bir zamanda. Ne oldu Bayezid? Evlatlarının canı için af dilemekten yüksünüyor musun? Bu kadar mı kıymetsizler? Tutamayacağın sözler verme Selim. Boyundan büyük laflar etme. İkimiz de biliyoruz ki beni hünkârımıza asla teslim etmezsin. Doğru etmem. Lakin etsem de netice değişmez. Hünkârımız seni asla affetmez. Sen düşmana sığınmış asi bir şehzadesin. Katline ferman verdi bile. Madem öyle neden kestin önümü? Korkuyorsun değil mi? Binde bir ihtimal olsa bile korkuyorsun. Selim. Beni burada öldür. Hakim. Onları bırak. Onlar daha çocuk. Bırak. Bırak hünkârımızın yanına gitsinler. Selim! 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 Bu günah benim değil Bayezid Selim! Silahi köpek! Hadi alınıza göz karası! Ne yazık ki bu yüce devlet artık senin hükmüne girecek. Lakin o kanlı tahtta huzur bulamayacaksın Selim! Duydun mu beni? Yüzyıllar sonra bile hainlikle, sarhoşlukla anılacaksın. Ağlan. Bize gelince ölüm bizim gemimizdir. Oğullarımla birlikte o gemiye bineceğiz. Ve Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ve yalnızca onun önünde diz çöküp Allah'ın affını itirak. Bırak. 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 Ah!
Sonra ne olmuş baba? Hazreti Nuh'la oğullarına ne olmuş? Dünyada canlı namına bir tek Hazreti Nuh ve ailesi hayatta kalmış. Ve gemideki mahlukatlar. Rabbimiz buyurmuş. Ey yeryüzü, sen suyunu tut. Ey gökyüzü, suyunu kes. Böylece sular çekilmiş. Nuh ve evlatları karaya ayak basmış. Selleri, felaketleri ve fırtınaları atlatmışlar. Baba, biz de bu fırtınayı atlatacağız değil mi? Atlatacağız. Atlatacağız oğlum. Yeni bir hayat kuracağız. Toparlanacağız. Birlikte yeniden ayağa kalkacağız.